Kıymetli takipçilerimiz hoş geldiniz. Bir canlı yayınımızda daha sizlerle beraberiz. Gecikmeli de olsa teknik bir arızadan dolayı biraz geciktik. Bugün özel bir konuğumuz var. Konuğumuz gelmeden önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlayalım. Suat Bey, Beyaz Ay Derneği'nin başkanlığını yapıyor. Kendisi tüm engelli kitlesine yardım elini uzatmak için amaçlı kurulmuş bir derneğin başkanı. Kendisine önce hoş geldin diyelim. Hoş bulduk Bahtiyar Bey. Suat Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Bahtiyar Bey. Teşekkür ederim. Bugün 23 Nisan gününde hem de özel bir günde bu yayınımıza katıldınız. Teşekkür ederiz size öncelikle. Meclisimizin de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bugün 100. yıl dönümü, kuruluş yıl dönümü. Evet. Fakat bugün hepimiz için üzücü de bir gün. Regensdorf'ta, Şilin'de İstikbal Mobilya'nın temsilciliğini yapan Süleyman Bey'in annesi Pakize Hanım vefat etti. Allah'tan rahmet dileyelim. Ben de Allah rahmet etsin. Süleyman Bey'in başı sağ olsun. Rabbim sabırlar versin. Aynen. Suat Bey, 72 ilimizde Türkiye'de faaliyet gösteren bir Beyaz Ay Derneği'nden bahsediyoruz. Aynı zamanda 7 yurt dışı şubesinde bulunan bir dernek. Tüm engelli kitlesine hitap ediyorsunuz. Ne gibi faaliyetleriniz var? Ne gibi bir derneksiniz açıkçası? Çoğu vatandaşımız bu dernekten haberi yok. Bu vesileyle vatandaşlarımızı haberdar edelim. Siz bu konuda en iyi bilen kişisiniz. Derneğimizi bir tanıtsanız vatandaşlarımıza öncelikle. Öncelikle teşekkür ederim. Bu Beyaz Ay Derneği'ne girmeden 23 Nisan'la ilgili de bir şeyler söylemek isterim, müsaade ederseniz. Hepimizin bildiği gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde ya istiklal ya ölüm parolasıyla başlatılan milli mücadele zaferle sonuçlandıktan sonra biliyorsunuz 1920 Nisan 1920'de Anadolu'nun kalbi başkentimiz olan Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Orada bizzat Mustafa Kemal egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğunu dünyaya duyurarak bu anlamlı ve güzel günü çocuklarımıza bayram olarak hediye etmiştir. Evet. Yıllardır biliyorsunuz bu dünyanın çeşitli ülkelerinden, dost ülkelerden bu güzel günü kutlamak için birçok öğrenciler geliyorlardı. Türkiye'mizdeki öğrencilerle kaynaşıyorlardı. Ama maalesef bu sene dünyayı saran bu koronavirüs sebebiyle bu etkinlik yapılamadı. Ama bugün gördük Sayın Cumhurbaşkanımız ve bütün halk herkes İstiklal Marşı'nı okudular. Bu sene de böyle olsun diyelim inşallah bir daha böylesi bir günü yaşamayız. Rabbim böylesi bir günü göstermesin. Ben eminim ki birlik olursak gelecek günler bizimdir. Bizler birlik olursak aydınlık günler bizi bekliyor. Çünkü bu cumhuriyet kolay kazanılmadı. Dolayısıyla hepimiz o şanlı bayrağımızın altında birlik olarak inşallah gelecek günlere ülkemiz adına, milletimiz adına hep birlikte çalışarak güzel günler görmeyi maalesef bu sene okul aile birlikleri de İsviçre'de işte bu sene 23 Nisan kutlamaları yapamayacaklar bu koronavirüs salgını nedeniyle. Hepimiz için üzüntü verici ama 365 gün bir yıl sonrası çabuk gelir diye düşünüyorum açıkçası. Sayılı gün çabuk gelir derler. İnşallah hatta, coşkumuzu seneye saklayalım. İnşallah. Hatta ben 2 sene önce 23 Nisan'da İsviçre'den bir proje gerçekleştirmiştim. Bunu da sizin aracılığınızla anlatmış olayım.
2018-23 Nisan'ında İzmir Sevinç Koleji ile benim yaşadığım Olten Okulu'nda okulunun öğrencilerini mektup arkadaşı yaptı. Uzun süre bir çalışma sonucunda Türkiye'deki bizim öğrencilerimiz İsviçre'deki öğrencilere tam da Paskalya'ya biliyorsunuz Yumurta Bayramı'na denk geldiği için tam o döneme Türkiye'deki öğrencilerimiz İsviçre'deki öğrencilerin Paskalya'sını kutladılar. Buradaki öğrenciler de Türkiye'deki öğrencilerin 23 Nisan'ını kutladılar. Birbirleriyle mektup arkadaşı oldular. Birbirlerine kartpostallar gönderdiler. Hatta gelen postalları ben burada giderek kendi elimle dağıttım. Güzel bir arkadaşlık oluştu. Evet. Gelelim Suat Bey Beyaz Ay Derneği'ne. Tüm engelli kitlesine hitap ediyorsunuz. Evet. Dernek 1998 yılında kurulmasına rağmen İsviçre'de 4 yıl önce, 3-4 yıl önce faaliyete geçti galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok, çok doğru. Şimdi engelli kitlesi diye hitap ettiğimiz zaman çoğu insan gözüyle görmediği engellilerin de var olduğundan haberdar olması lazım. Başta görme, işitme, bedensel, zihinsel engelli çok insanlarımız var. Down sendromlu çocuklarımız var, büyüklerimiz var. Siz Beyaz Ay Derneği olarak bütün engelli kitleye yardım elinizi uzatmaya çalışıyorsunuz. Bize bir derneğinizi tanıtır mısınız? Evet, Beyaz Ay Derneği Türkiye'de 71 ilimizde faaliyet göstermektedir. Avrupa'da da 7, İsviçre ile 8 ülkede faaliyet göstermektedir. Dernek engelli ayrımı gözetmemektedir. Engelli kardeşlerimize ve onların ailelerinin sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetler sürdürmektedir. Derneğimizi Lokman Ayva beyefendi kurmuştu. Evet, genel başkanımızdı. Ama şimdi Necla Sümer hanımefendiyi de devretti. Ama Lokman Ayva'nın da bütün tecrübelerinden şu anda faydalanıyoruz. Bizim onursal başkanımız. İsviçre'ye kurulmasının kurulmasına da vesile olan Sayın Lokman Ayva Beyefendi oldu. Kendisiyle Türkiye'den zaten tanışıyorduk. Onun vesilesiyle İsviçre'ye de derneği kurmuş olduk. Derneğimiz sizin de bildiğiniz gibi hem İsviçre'deki engelli kardeşlerimizin hem de Türkiye'nin hiç fark etmez hangi bölgesi olursa olsun orada herhangi bir ihtiyacı olan ya da bizim yapabileceğimiz ihtiyacı olan kim varsa onlara elimizi uzatıyoruz. Onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Hani sizin de bildiğiniz gibi özellikle maddi açıdan İsviçre'deki engelli kardeşlerimizin çok fazla bir sorunu, sıkıntısı olmuyor. İşte tekerlekli sandalye bulmak gibi ya da onların ailelerinin onlarla birlikte seyahat ettikleri zaman işte kendi engelli arabaları gibi bunlar İsviçre Devleti büyük bir kısmını karşılıyor. Biz özellikle hayırsever kardeşlerimizin yardımlarıyla ve dernek adına yaptığımız faaliyetlerle bir bütçe oluşturuyoruz. Bu bütçeyi de işte dediğim gibi Türkiye'deki engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik faaliyetlerde bulunuyoruz. Buna yönelik Türkiye'de de birkaç projemiz oldu. Siz bahsederken aklıma şu geldi. Mesela örneğin bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan bir engelli kişinin bunu karşılayamadığı zaman bunun ne kadar pahalı olduğunu bir izleyen vatandaşlarımıza hatırlatsak bunların ailelerin birçoğunun özellikle bu maliyetin altından kalkamadıklarını hatırlatalım isterseniz. Bir tekerlekli sandalyenin fiyatı ne kadar? Şimdi onlar modeline göre değişiyor ama buradan şöyle bir dipnot atalım. Bazı vatandaşlarımız birçok şeyden
habersizler. Yani örneğin Türkiye'nin birçok ilinde engelli kardeşlerimizin sandalye ihtiyaçlarını devletimiz karşılıyor. Ama bunun bir şartı var. Tabii ki engelli raporunun olması lazım. Yani engelli heyet raporunun olması evet. lazım. Valilikler, kaymakamlıklar bu tür kardeşlerimize yardım ediyorlar. Onların ulaşamadıkları kardeşlerimize, bize ulaşan kardeşlerimize imkanlarımız doğrultusunda biz bu tür yardımları yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Suat Bey, 5 ana başlıkta topladınız bütün hizmetlerinizi. Bize bu hizmetleri kısaca bir anlatır mısınız? Bunun içerisinde tabii ki eğitim, bilinçlendirme gibi ailelere yönelik projelerimiz var. Evet. Şimdi özellikle şunu söyleyeyim. Buradan Beyaz Ay İsviçre Derneği'ni kurana kadar ben de şahsen çok fazla engelli kardeşlerimizin farkında değildik. Bizim toplumumuzun belki de en zaafı yakınımızda komşumuz, akrabamız ya da mahallemizdeki herhangi bir kişi, bir engelli kardeşimizin farkında değiliz. Ben bu engelli kardeşlerimizi yakinen tanıdıktan sonra, onlarla vakit geçirdikten sonra çok samimi söylüyorum. Engelli onlar değil, benim kendimin olduğunu anladım. Çünkü herkes kaderini yaşar. Kimse engelli bu dünyaya gelmek evet. istemez. Ama şunu da unutmamamız lazım. Hepimiz birer engelli adayıyız. Potansiyel engelli adayıyız. Belki anadan doğma evet, engelli aynen. olmayabiliriz ama işte sabah çıkıyoruz, akşam evimize gidiyoruz. Allah korusun bir kaza geçirebiliriz. Her şey başımıza gelebilir. Hiç beklemediğimiz bir anda biz de engelli olabiliriz. Dolayısıyla bu dünya onların da dünyası. Onların da yaşamaya hakları var. Evet. Bizim yani normal insanlar gibi onların da her şeye hakları var. Dolayısıyla o kardeşlerimizin farkına erip onları biraz daha önemseyip onlara biraz daha önem vererek toplumu bilinçlendirirsek aslında onların engelli hallerini unutturabiliriz. Çünkü sizin de söylediğiniz evet. gibi birçok engelli çeşidi var. Öyle söyleyeyim. İşte bedensel engelliler var. Zihinsel engelliler var. Evet. Bunlar ciddiye alınmak istiyor. Bunlar kendilerinden ilgilenilmek istiyor. Farkında olmamızı istiyorlar. Dolayısıyla duyarlı olmamız lazım. Yani bir örnek verirsem benim yaşadığım birkaç örnek var. Hem duygusal hem de kendimden, insanlığımdan üzüntü duydum onları öyle görünce. O güne kadar hiç farkında olmadığımdan dolayı gerçekten kendime çok kızdığım dönemler olmuştur. Bir örnek verecek olursak biz İsviçre Beyaz Ay Derneği olarak evet. Diyarbakır'a bir rehabilitasyon merkezi sınıfı yaptırdık. Özellikle Diyarbakır'ı istedik. Özellikle doğuda bir ilimizi istedik. Bu herhangi bir sebebi yok. Sadece şu, batıdaki kardeşlerimizin imkanları biraz daha iyi, biraz daha yardımları kolay alabiliyorlar. Ama doğuda biraz daha kısıtlı. Devletimiz her tarafa yardım ediyor ama biz de öyle tercih ettik. Dolayısıyla orada o okulu yapmak için ilk önce gittim Diyarbakır'a. Milli Eğitim Müdüründen, Sayın Valimizden müsaade almak için böyle bir merkezi yaptıracağımızı önceden bildirdik. Okulun ihtiyaçlarını listeleyerek okul yöneticilerinden aldık ve geldik. O evet. anda işte benim oraya gideceğimi öğrenen, orada zihinsel engelli kardeşlerim
vardı. Onların bir folklor ekibi var. Hayapınar Engelli Merkezi folklor ekibi var. Ben tabii okul yaptırmak için engelli kardeşlerimize rehabilitasyon sınıfı yaptırmak için gideceğimi duydukları için bir gösteri düzenlemişler. Tabii gittik oraya. Tabii onu yaşamak lazımdı. Orada ayaküstü çay içiyoruz, konuşuyoruz oradaki arkadaşlarla. Orayı ziyaret ettikten sonra Vali Bey'e gidecektim. O Vali Bey'e gideceğimi duyuyor oradan. Baran ismini de söyleyeyim. Hemen yanıma geldi. Dedi ki başkanım Vali Bey'e mi gidiyorsun? Dedim ki evet Vali Bey'e gidiyorum. O zaman dedi Vali Bey'e de ki Kayapınar ilçesinde lambalar yanmıyor. Yolların asfaltı bozuk. Derhal onları yaptır. Ben de eyvallah Barancığım dedim. Emrin olur. Birkaç dakika sonra Mehmet geldi. İsimlerini de hepsini unutmadım. Hala konuşuyoruz. Mehmet geldi ama Mehmet'in çok daha farklı bir isteği vardı. Şu an bile anlatırken tüylerim diken diken oluyor. Geldi boynunu büktü. Başkanım dedi sana bir şey söyleyebilir miyim? Emrin olur dedim. Buyur Mehmetciğim. Ya ben dedi hiç denizi görmedim. İstanbul'u çok merak ediyorum. Ya inanın Bahtiyar Bey, bunu duyunca Diyarbakır sanki benim kafama düştü. Düştü. Aynen. Dedim ki Mehmetciğim, tabii ki götürürüm. Ama dedi ben yalnız gitmek istemiyorum. Kimi istiyorsun dedim. Dedi ki bütün ekibi istiyorum. Tamam dedim. Bütün ekibi götürüyorum. Yanımdan bir koştu. O ekibe bir sevinç umağı oluşturdular. Denizi evet. Göreceğiz, İstanbul'u göreceğiz diye. Yani anlatamam size. Tabii ben oradan sonra Vali Bey'e gittim. Bunu da söyleyeyim sağ olsun Vali Bey. Aynen durumu izah ettim. Dedim Sayın Valim filanca mahallede böyle böyle sıkıntılar varmış. Ben yani elçiye zeval olmaz. Ben bunu şimdi size söylüyorum. Sayın Valim de gerçekten o an orada hemen telefonla açtı, adresi verdi. Derhal dedi oranın ne eksiği varsa gidersin sağ olsun. Tabii sonra döndükten sonra ben onlara İstanbul'a getirme, denizi gösterme sözü verdim. Ve organize yaptım 24 tane genci. uçakla İstanbul'a getirdim. İstanbul'da bir gemi kiraladık. Boğaz evet. Turu attırdım. Sultanahmet'ti. Eminönü'nde balık ekmekti. Çok güzel bir 3 gün geçirdik. Onlar doya doya İstanbul'u yaşadılar. Gezdiler. Evet gezdiler. Sonra onlara bir sürpriz daha. Günübirlik bir Çanakkale gezisi yaptık. Orada çok enteresan şeyler oldu. O Çanakkale şehitliğinde o gençler Diyarbakırlı mezar taşlarındaki Diyarbakırlı şehitleri arıyorlar. buradan anlatmak istediğim şu. Ya biz biriz. Yani Kürdü, Lazı, Çerkezi, Alevisi, Sünnisi evet. Ne olursa olsun biz biriz. Biz beraberiz, biz kardeşiz. Biz etle tırnak gibiyiz. Bizi birbirimizden kimse ayıramaz. Çünkü bizim değerlerimiz bir. Yani işte oraya gelen birçok kardeşimiz Kürttü. Ama orada geldiler Diyarbakırlı şehitlerin mezarlarını aradılar. Yani evet. bu çok anlamlı. Yani Suat Bey bu çok basit bir olay. Yani özellikle mesela birileriyle karşılaştığımız zaman Avrupa'da Türk vatandaşı olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu duyduğumuzda, gördüğümüzde memleket neresi diye soruyoruz. Yani engelli çocukların da gidip kendi memleketlerinden şehit var mı yok mu diye merak etmeleri de doğal bir refleks galiba. Evet. Yani bu çok önemli bir dersti orada. Gerçekten ben onlara gıpta ile baktım.
Evet. Onlara sahip çıkmamız lazım. Biz çıkmaya da devam edeceğiz. Şimdi ben İsviçre Beyaz Ay Derneği başkanlığını yaptığım sürece, hatta daha şunu söyleyeyim, başkanlığımdan sonra da ömrümün sonuna kadar bu engelli kardeşlerime elimden geldiği kadar yardım etmeye devam edeceğim. Çünkü gerçekten müthiş bir zevk, müthiş bir haz alıyorsun. Evet. Hatta buradan 22 Mart Down Sendromlar gününde Avrupa'daki bütün Down sendromlu, bütün demeyeyim de birçok Down sendromlu kardeşimi Cumhurbaşkanımıza götürdüm. Evet. Hatta o zaman İsviçreli, Alman, Fransız vatandaşı olan Down sendromlu kardeşlerimizi de organize ettik. Ama maalesef son anda vazgeçtiler. Çünkü o dönem terörden dolayı patlayan bombalar onları korkuttu. Ama biz Türk Down sendromlarıyla birlikte külliyeye giderek Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettik. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızla aralarındaki diyaloğu da görmenizi isterdim. Sanki aralarında evet, müthiş bir bağ vardı, o sevinç yumakları falan. Çok güzel bir ortamdı. Onlarla Ankara'da 3 gün geçirdim. İnanın bana, evet, hayatımda geçirdiğim en güzel 3 gün diyebilirim. Çünkü onlarla yedim, onlarla yattım, onlarla kalktım, onlarla sohbet ettim. Onlar ne istiyorsa ona göre hareket ettim. Yani bowling bile gidip oynadım, düşünün. Çok çok hoştu. Çok hoş evet, zamanlar geçirdi. Suat Bey, gündemimiz maalesef koronavirüs. Evet. Maalesef bu salgın bütün işletmeleri, bütün çalışanları, bütün dünyayı çok kötü bir şekilde etkiledi. Siz Olten Kanton Hospital, doğru mu? Evet, hastanesinin, evet, tüm çalışanlarına yemek verdiniz. Evet. Bu sebepten dolayı tebrik ederim sizi öncelikle duyarlılığınız için. Bu fikir, bu şey nereden oluştu? Ya şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Koronanın ilk başladığı günlerde biz ilk önce bir açıklama yaptık dernek adına, Beyaz Ay Derneği adına. Evet. Herkes evinde kalsın. Avrupa'da, İsviçre'deki herkes evinde kalsın. Yaşlı, engelli, dışarıya çıkması sakıncalı olan kim varsa biz onların temel gıda ihtiyaçlarını karşılayıp evlerine kadar teslim etme sözü verdik. Hatta bunun için İsviçre'nin bütün bölgelerinde ekipler oluşturduk. Gönüllü ekipler oluşturduk. Hangi bölgeden böyle bir talep gelirse gelsin direkt adrese göndermek üzere böyle bir organizasyon yaptık. Tabii ondan sonra ben kişisel olarak şahsen işte, özellikle Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde sağlık çalışanları için güzel şeyler söylendi, alkışlar yapıldı. Ama ben düşündüm ki en fazla risk altında olan onlar ve en çok ihtiyacımız olan onlar. Dolayısıyla sadece bir alkışla kalmasını istemedim. Aynı zamanda ben burada yardım yaparken illa Suat Şahin adına, Gurbet Döner adına yapmadım. İnanın bütün milletimiz adına yaptım. Gerçekten Olten hastane yönetiminin de çok hoşuna gitti. Şaşırdılar. Evet. Onlar o şansı bana verdikleri için de gerçekten çok teşekkür ederim. Yine söylüyorum, hala yine sözündeyim. O zaman söylemiştim. Herhangi bir hastaneden şayet böyle bir talep gelirse hiç fark etmez İsviçre'nin neresinde olursa olsun. Oraya da aynı şekilde böyle bir katkı sunmaya hazırım. Evet. Suat Bey, sizin aynı zamanda bir iş adamı, iş insanı yönünüz var. Yeni bir atılım, yeni bir projeyle tekrar başladınız. Belki zaman olarak kötü bir zamana denk geldi ama sizi bilen biliyor. Ama bilmeyen insan da çok. Gurbet Döner Prodüksiyon adı altında büyük bir yatırıma imza attınız. Şu anda da galiba orada bulunuyorsunuz. Yeni kurduğunuz tesislerde et ve entegre tesisleri kurdunuz tekrar.
Evet. Helal et, helal döner konusunda da iddialıyım diyorsunuz. Evet. Bu konuda da bize bahseder misiniz kendinizden, yeni projenizden, yeni işlerinizden? Eyvallah. Oraya geçmeden bir şey unutmadan söylemek istiyorum bu korona virüsle alakalı. Geçen hafta da yayınınıza bağlanan kıymetli dostum Doktor Mustafa Çavuşoğlu, o da evet. Kendisi de bu rahatsızlığı geçirdi. Bu konuyla alakalı çok da güzel sohbetiniz oldu. O yayını da inceledim. Buradan kendisine evet. de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Aynı zamanda Zeytin Sağlık Merkezi sahibi Sahra Sevici Hanımefendi de aynı rahatsızlığı geçirdi. Buradan da ona kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diyetimizin çok kıymetli temsilcileri. Çok şükür hepsi atlattılar. Rabbim onların hepsine sağlık versin. Özellikle biliyorsunuz Mustafa Bey sağlık sektöründe o evet. konuyla alakalı çok önemli bilgiler size verdi. Kendisine de teşekkür ediyorum. Birçok görüşünü de destekliyorum. Şimdi sorduğunuz soruya gelince gurbet döner olarak, gurbet et ve et endekre tesisleri olarak sizin de yakından bildiğiniz gibi daha önce yıllarca bu sektörde hizmet ediyorduk başka bir firmayla, başka bir isimle. İsim altında. Evet. Evet, başka bir isim altında. Fakat artık bunu kendimizin yapması gerektiğini düşünerek Olten'e yakın Dulliken köyünde çok muhteşem bir fabrika inşa ettik. Son teknoloji imkanlarını kullanarak tamamen hijyenik, modern bir tesis inşa ettik. Ben bu tesis benim demiyorum. Gerçekten bütün Türk kardeşlerimin, bütün Müslüman kardeşlerimin gururla sunabiliriz. O 10 senelik, 12 senelik bu sektördeki tecrübemizi son teknolojiyle birleştirerek harika modern bir tesisimiz oldu. Aynı zamanda bizim biliyorsunuz helal et üzerine burada fabrika satışlarımız da oluyordu. Son anda evet. bir karar verdik. Dedik ki nasıl olsa buraya kardeşlerimiz gelip etlerini alacaklar. Buraya gelmişken bir de fabrikanın bir köşesinde mini market yaptık. Yani gıda ürünlerini de kendilerine burada temin ediyoruz. Hani buraya geldikleri zaman herhangi bir ihtiyaç, başka bir yere ihtiyaç duymadan bütün ihtiyaçlarını karşılayarak fabrika fiyatına ucuza yiyebiliyorlar. İsviçre'nin her tarafına servisimiz vardır. Modern ekipmanlarımız var. Suat Bey zannedersem sadece döner prodüksiyonu yapmıyorsunuz. Aynı zamanda salam, sucuk, pastırma ve et ürünleri. Yani bir kasap diyelim, bir kasap reyonunun, bir marketin kasap reyonunun ihtiyaçlarının neredeyse büyük bir bölümünü karşılıyorsunuz. Aynen. Yani zaten et ve et entegre tesisleri. Ürün yelpazemizi her geçen gün daha da çok çoğaltacağız. Evet. Aslında planlarımızın içinde, projelerimizin içinde çok önemli şeyler vardı. Yakın zamanda vatandaşlarımız da duyacak. Ama maalesef biz 3. ayın 1'inde ancak inşaatımızı bitirerek işe başladık. Biliyorsunuz o zaman da kriz korona, patladı. Kriz patlayınca bazı planlarımız birazcık ötelendi. Ama ötelenmesi demek yapmayacağız anlamına gelmez. Ürün yelpazemizi genişleterek markalaşma evet. adına çok güzel projelerimiz var. Atılımlarımız olacak. İnşallah çok yakın zamanda bunları hayata geçireceğiz. Aynı zamanda ben gerçekten vatandaşlarımızın gelip burayı kendi gözleriyle görmelerini çok istiyorum. Eminim onlar da gurur duyacaklardır.
Çünkü gerçekten kontrolcüler geldiği zaman, bunu ben söylemiyorum, onların söylediğini söylüyorum, İsviçre'nin en modern tesislerinden biri. Ve, Suat Bey, belki de tam bu konuya ben de değinecektim. Vatandaşlarımız gelip sizin üretim yaparken görebilirler mi, ziyaret edebilirler mi? Yani vatandaşımız belki üretim tesislerinde kendileri kendi gözleriyle gördüğü zaman belki içleri, vicdanları çok daha rahat olur. Evet. Buradan siz davet ederseniz. Yani kesinlikle siz beni biliyorsunuz, ben şeffaf bir adamım. Dolayısıyla evet, ben buradan herkesi davet ediyorum. Hem gelsinler tanıdıklarımızla, inşallah iftardan sonra, Ramazan da geliyor, iftardan sonra kahve içeriz. Ramazan'dan sonra oturur yemek yeriz. Onlara da mekanımızı, fabrikamızı gezdiririz. Gönül rahatlığıyla ne yediklerini, nasıl yediklerini, nasıl yapıldıklarını görürler. Hani zaten evet, artık bu fabrikamıza girerken hijyen bariyeri var. Herkes girmeden önce kesinlikle el ayak yıkanıyor, dezenfekte oluyor. Evet. Boneler ve galoşlar takılarak içeri alıyoruz. Market girişimiz ayrı bir bölümden. Ben de çok memnun olurum. Ben buradan sizin aracılığınızla da bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Gerçekten gelsinler, görsünler, görsünler nasıl bir tabii üretim yapılıyor. İşleri evet, rahat ederek bu ürünlerimizi tüketsinler inşallah. İnşallah Suat Bey, biz de size çok teşekkür ederiz. Vatandaşlarımızdan pek soru gelmedi ama gündeme dair, gündeme dönün diye bir çağrı var. Tamam. İpek Hanım bize yazmış. Buradan bir şekilde bir dakika. Bakın lütfen gündeme dönelim. Özür dileyerek bir istiyorum. Ben Mart'ın 8 ay bebeğimi Ankara'da bir aylığına bırakıp İsviçre'ye dönmek zorunda kaldım. Bugün bir uçaktı. Buradan oturumu olmayan kişileri götürdüler. Ben acil bebeğimi getirmek zorundayım. Lütfen yardımcı olun diye bize bir çağrıda bulunmuş. Fakat benim bildiğim kadarıyla bu işte İsviçre'de oturumu olmayan, Türkiye'de oturan insanları götürdüler bugün. Tahliye evet, ettiler Türkiye'ye. Evet. Büyük bir bölümü. İpek Hanım, maalesef bu konu hakkında size konsolosluğumuz, büyükelçiliğimiz belki bir yardımcı olabilir. Bizlerin maalesef bu konuda yapabileceğimiz pek bir şey yok. Ancak size sesiniz olmaya çalışırız diye bir cevap verelim. Çünkü vatandaşlarımız da bu virüs belasından dolayı biraz her konuda mağdur oldular. Evet. Önümüz Ramazanlık Suat Bey. Ramazan ayında indirimleriniz, paketleriniz falan olacak mı? Evet, soruyla başlayalım. Öncelikle İpek Hanım'a ben de bir şeyler söylemek isterim. Şayet özel bir durum varsa, bunu elçiliklerimize, konsolosluklarımıza izah ederlerse belki bir dahaki seferde bu isteği gerçekleşmiş olabilir. Şu an evet, özellikle turist olarak İsviçre'ye gelmiş olan Türk vatandaşlarımızı Türkiye'ye, ülkemize evet, gittiler. Dolayısıyla belki bundan sonraki süreçte bu tür sıkıntılı durumları çözebilecek adımlar atılacaktır. Ben eminim. İsteğe göre bunlar yerine gelecektir. Ben İpek Hanım'a tavsiye ediyorum. Büyükelçiliğimiz, konsolosluğumuzla iletişime geçerlerse eminim kendisine bir çözüm bulacaklardır. İşte dediğim gibi Suat Bey, en son Ramazan ayı için özel bir indirimleriniz mevcut mu vatandaşlarımız size geldiği zaman veya para kendi tedarik etmek isteyen vatandaşlarımız olursa? Pazartesi gününden, evet, yarın Cuma, Pazartesi gününden önce Ramazan aksiyonuna geçiyoruz. Bunu da yayınlayacağız. Bütün vatandaşlarımız hem Facebook hem Instagram hesaplarımızdan görebilecekler. Herkese ulaştıracağız. Buradaki amacımız helal ve temizlet denince ilk akla gelen gurbetin artık insanlarımızın unutmamaları, beyinlerine yazmaları,
kaliteyi ucuza vereceğimizi buradan taahhüt ediyorum. Kendi yemediğimiz hiçbir şeyi kimseye asla yedirmeyiz. Bizi bilenler biliyor. Bu özellikle helal konusunda ne kadar uğraşlar verdiğimizi, çünkü biliyorsunuz Avrupa ülkelerinde olduğu gibi İsviçre'de de kanunlar, yasalar vardır. Biz bu kanunları, yasaları asla çiğnemeden, göz ardı etmeden yaşadığımız ülkeye uyum sağlayarak tedarik etmeye çalışıyoruz. Evet. Bu helal eti de aynen inşallah 7. ayda açılacak helal et kontenjanıyla yurt dışından da kesilmiş olarak helal eti getireceğiz. Sonuçta vatandaşlarımız merak etmesinler. Biz onlar için en mümkünü nasılsa, bu helalı nasıl yedirebileceksek, bunun mücadelesini yıllardır verdiğimiz gibi bugünden sonra da vereceğiz inşallah. İnşallah. Çok çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için Suat Bey. En son bir soru vardı aklımda kalan. En son onu unutmuştum sormayı. En son ona değineyim. Vatandaşlarımız belki Beyaz Ay Derneği'ne bağış yapmak isterler. Evet. Bu konuda size nasıl ulaşırlar? Beyaz Ay Derneğimizin de sosyal medya hesapları var. Orada bizim iletişim bilgilerimiz var. Gönüllerinden yardım etmek isteyenler olursa, onları derneğimizin İsviçre'de hesabı var. Biz o hesap numaralarını evet. veriyoruz. Onlara oraya yardımlarını yapıyorlar. Şimdiden yardım etmek isteyen bütün kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu tür faaliyetler yardımlarla oluyor. Aynen. Yardımla ayakta duruyor. Yoksa bu hakikaten çok zor. Aynen. Kesinlikle çok zor. Yardımları bekliyoruz. Mustafa Güçlü diye bir seyircimiz nereden alabiliriz etlerimizi diye soruyor. Şimdi biz şeyde Olten Dulliken'de fabrikamız var. Evet. Zürich Schlieren'de de Netto Market bizim merkezimizdir. Pardon, bizim bayimizdir. Kardeşim Murat Şahin oradadır. Zürich bölgesi de oradan temin edebilirler. Hem Zürich bölgesine hem Winterthur, o bölgeye Schlieren'deki Netto Market yakın. Oradan temin edebilirler. Hatta şunu söyleyeyim, inşallah birkaç ay içerisinde evlere servise başlayacağız. Bölge bölge, her gün bir bölge oluşturarak, o bölgeden siparişleri toplayarak, çünkü gelemeyenler oluyor, yaşlılarımız oluyor, çalışanlar oluyor. Biz onların isteklerini hem et olarak hem de kuru gıda olarak güzelce paketleyerek güzel ambalajlarda evlerine kadar teslim edeceğiz inşallah. Bunun duyurusunu yakında yapacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah. Suat Bey, çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Bizi izleyen vatandaşlarımıza da teşekkür edelim. İyi Ramazanlar dileyelim. Çünkü bugün, yarından itibaren bu gece sahura kalkacağız inşallah, Allah nasip ederse. Hepimiz için güzel bir Ramazan ayı geçirmeyi diliyorum. Ben çok de, sağ olun. Ben de sizin aracılığınızla evet, bu sene buruk da olsa Ramazan ayına Rabbime şükürler olsun yetiştik. Bu sene camilerimiz teravih namazı kılınmadan geçecek. Evet. Artık evlerimizde kılacağız. Camilerimiz öksüz. Ama ben eminim ki Rabbim bu illeti bütün insanlığın, bütün Müslümanların üzerinden bir an önce kaldıracaktır. Ama bu süreçte bana göre çok önemli, herkes üzerine düşen mesajı da alması gerekir. Çünkü ben biraz farklı da düşünüyorum. Bizler belki kendimizi toparlamak, çeki düzen vermek, belki biraz bazı şeyleri unutup aşırılığa gitmiş olabiliriz. Rabbimin de bir hesabı var. Bunu böyle düşünerek
külli irade, cüzi irade, bunları böyle evet. birazcık göz önüne alarak hareket edersek iyi olur. İnşallah bugün sahura kalkacağız. Rabbim bütün cümle ümmeti Müslümanın Ramazan'la şimdiden mübarek eylesin. İnşallah evet. tuttuğumuz oruçlar kabul olur. Rabbim kolayca oruç tutmamızı nasip eylesin. Amin. Ben de size beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Post gazetesi her zaman İsviçre'de bir markadır. Her zaman ilkleri yapıyor. Bugün de yine birkaç yayındır yine ilki yapıyorsunuz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bizim üzerimizde de çok emeğiniz var. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Bizi izleyen, bizi dinleyen bütün vatandaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Umarım sürçülisan etmemişizdir. Etmişsek de kusura bakmasınlar. Hepsini seviyoruz. İşte biz de hepinize... burada vatandaşlarımızın sesi olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar biraz acemiliğimiz var. Kusurlarımız var hala daha. Ancak işte her yayından sonra düzeltmeye çalışıyoruz. İnşallah ileriki dönemlerde çok daha iyi, kaliteli yayınlar gerçekleştirerek vatandaşlarımızın sesi olmaya çalışıyoruz. Çalışacağız. Gerçekten yazılı ve görsel basında her zaman olduğu gibi bir numarasınız. Çünkü burada İsviçre'de, özellikle İsviçre'deki Türk vatandaşlarının birçok sorununa parmak basıyorsunuz. Birçoğumuz birçok haberi sizin aracılığınızla duyuyoruz. Bu çok 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 önemli bir hizmet. Ya ben buradan bütün iş insanlarına da sesleniyorum. Böyle bir camianın yaşaması lazım, yaşatmamız lazım. Her türlü desteği hak ediyorsunuz. Çünkü bizim sesimiz, gözümüz, kulağımız oluyorsunuz. Rabbim size de güç kuvvet versin. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim Suat Bey. Hayırlı akşamlar. Bizi izleyen izleyicilerimize de, takipçilerimize, okurlarımıza da teşekkür ederiz bizi izledikleri için. Hayırlı akşamlar, sağ olun. Buradan Türkiye'deki dostlarımıza da selamlarımızı iletelim. Onları da unutmayalım. Tabii ki. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.